Değerli öğretmenlerim selamlar, merhabalar. Beni gören, sesimi duyan var mı? Burada mıyım? Geldim mi acaba? Merhabalar arkadaşlar. Eğer görüntüde ve sesle problem yoksa beni bir artılar mısınız? Güzel. Nasılsınız kıymetli öğretmenlerim? İyi misiniz? Aysu Hocam burada. Sevilay Hocam burada. Kübra Hocam burada. Kübra Hocam teşekkür ederim. Başka kimler var? Üç kişi miyiz? Görüntüde daha fazla görünüyoruz ama. Mehmet Hocam sesim gelmiyor. Bilgisayarınızdan kaynaklı olabilir ama. Nasıl yazsak ki şuraya? Ses yok mu? Evet. Ses var, evet. Peki. Minik bir sohbet edeceğiz bir parça. Arkadaşlar, benim ismim Gökhan Çelik. Eğitim psikolojisi anlatıyorum temelinde. Gelişim öğrenme psikolojisi anlatıyorum. Biraz şu sınava hazırlık süreciyle ilgili sohbet edelim. Nasıl çalışıyorsunuz? Şu anda başladınız mı? Kafanızda bir plan var mı? Program var mı? Eze eze çalışabiliyor musunuz? Düşündüğünüz gibi çalışabiliyor musunuz? Katılanlar olabilir diye birazcık sohbet edeceğiz. Ondan sonra derse geçeceğiz. Şimdi bir program dahilinde çalışıyor musunuz? Öncesinde bir mental hazırlığınız var mı yok mu bilmiyorum ama sınavla ilgili çok can alıcı olduğunu düşündüğüm bir noktaya dikkat çekmek istiyorum kıymetli hocalarım. Şimdi dersimiz psikoloji malumunuz. Bu psikolojinin bir sürü alt başlığı var kıymetli arkadaşlar ve bu alt başlıklardan bir tanesi de nörolojik psikoloji. Daha önce hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama beynin hangi bölümü öğrenmeden sorumludur diye bir parça sohbet ediyorum sınav hakkında. Derse geçmedik henüz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz hipokampüs denilen yapı öğrenmeden sorumlu olan yapıdır. Yani şu anda bu dersi öğrenirken aslında Özlem Hocam her iki tarafta da var. Beynin daha iç kısımlarında. Şu an bu dersi dinlerken ya da sınava hazırlanırken öğrendiğiniz her şeyi hocam burası kaydediyor. Öğrendiğimiz bilgilerin kaydedicisi hipokampüs denilen bu organ. Tarih, eğitim, psikolojisi, matematik yani sınavla ilgili ÖABT dahil olmak üzere sorumlu olduğunuz her şeyin yazıcısı bu. Nereden biliyoruz? Daha önce deneysel bir ameliyat yapılmış. Henry Molaison isimli bir adam üzerinde epilepsi hastasıymış ve Henry Molaison'ın bu organı alınmış hocam. O günden sonra Henry Molaison bir daha hiçbir şey öğrenememiş ve anılarını hatırlayamamış. İstisnası psikomotor beceriler. Onun haricinde bizim bildiğimiz anlamdaki derslere ilişkin ya da hayata ilişkin hiçbir şeyi öğrenememiş. Hipokampüsün böyle bir özelliği var. Şurada da kendisini görüyorsunuz aslında. Hipokampüs gerçekte böyle bir organ. Deniz atına benzediği için bu ismi almış hipokampüs deniz atı demek. Dikkatinizi nereye çekmek istiyorum biliyor musunuz? Hocam hipokampüsün hemen ucunda bulunan organın ismi de beyin yapısının ismi de amigdala. Amigdala ise duygulardan sorumlu. Yani aslında öğrenmeyle duygular beyinde bile fiziksel olarak, fizyolojik olarak yan yanalar hocam. Dolayısıyla sınava hazırlık sürecindeki en önemli şey aslında duygularınızı ve düşüncelerinizi yönetebilmek. Yani dersler içerik olarak zor değil. Yani KPSS'nin dersleri zor dersler değil ama çok geniş. Dolayısıyla bu geniş müfredatı zaman içerisinde bitirebilmek için bir, duyguları çok iyi yönetmek gerekiyor. İki, hocam çok ciddi bir plan ve program dahilinde çalışmak gerekiyor. Yani kara düzen çalışan kişi kazanamaz mı? Tabii ki kara düzen çalışan kişi de kazanabilir. Ama bir program dahilinde, bir plan dahilinde çalışan kişinin kazanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca hepimiz öğretmeniz, meslektaşız ama şu konuda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum hocam. Çalışmaya başlamadan önce iyi bir mental hazırlığımız yok. Yani kararlar alıp avantajlı yanlarımız, dezavantajlı yanlarımız, ileride çalışma sürecinde karşımıza çıkabilecek problemler ve bunları aşma yöntemleri üzerinde çalışmaya başlamadan önce bir beyin fırtınası diyelim yapmıyoruz, düşünmüyoruz. Dolayısıyla biraz kervan yolda dizilir hesabı yaklaştığımız zaman karşımıza çıkan problemlerde ipin ucunu kaçırabiliyoruz ve bir daha tutmak zor olabiliyor. O yüzden şu an için ideal bir zaman. Yani bana sorarsanız kalan zaman hazırlanmak için yeterli midir? Gayet yeterli. Ama hazırlanmadan öncesinde gerçekten iyi bir mental hazırlık yapmak gerekiyor. Duyguları ve düşünceleri iyi yönetmek gerekiyor. Şimdi
Böyle konuşunca bazen arkadaşlar diyorlar işte hayatları çok zorlu olabiliyor. Ya hocam bizim hayatımızda şöyle şöyle olumsuzluklar var. İşte bunları değiştiremiyoruz. Ne yapalım? Ben de o zaman şunu söylüyorum. Hocam hayatınızdaki problemleri değiştiremezsiniz ama bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Çok sevdiğim bir cümle var. Şöyle der. Bakış açınızı değiştirmeden acınızı değiştiremezsiniz. Dolayısıyla bakış açımızı bazen değiştirmek gerekiyor ve enerjimizi, motivasyonumuzu KPSS'ye sınava yönlendirmek gerekiyor. Bu noktada ben Aziz Sancar gibi düşünüyorum. Aziz Sancar zekaya değil çalışmaya inananlardan, ben de sınav sürecinde zekaya değil çalışmaya inananlardanım diyebiliriz. Peki yavaş yavaş da katılan arkadaşlar katıldı diye düşünüyorum. Arzu ederseniz bizim kendi alanımız olan bugün bahsedeceğimiz gelişim psikolojisine şöyle bir yavaş yavaş giriş yapalım. Arkadaşlar, psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı. Peki bizim dersimiz olan gelişim psikolojisi, hatta öğrenme psikolojisinde bunu ekleyebiliriz. Çünkü ikisi ayrı dersler değildir. Hocam gelişim ve öğrenme psikolojisi, eğitim psikolojisi denilen bir dersin alt başlığı aslında. Bir alan diyelim hatta, bir ders de değil. Bir alanın alt başlığı. Peki o nerede? İnsan ve hayvan davranışlarını inceliyoruz ya. Tabii ki biraz önce bahsettik, bakın öğrenmeden bahsettik. Öğrenmeyi neler etkiliyor? Ya da insanlar neden depresyona girer? Ya da neden öfkelenirler? Ya da neden birbirlerine zarar verirler? Ya da bazı insanlar diğerlerine göre neden daha sakindir? Ya da duygularını niye daha iyi yönetirler? Gibi soruların cevabı çoğaltabilirsiniz psikolojinin içerisinde. Hocam psikolojiyi şöyle şuradan ayıralım. Şurada gördüğünüz ilk üçü bizim alanımız değil. Temel bilimler kapsamında değerlendiriliyor. Ama bizim dersimiz yani gelişim ve öğrenme psikolojisi temel bilimler değil, uygulamalı psikolojinin alt başlıklarından bir tanesidir. Yani gelişim ve öğrenme psikolojisi uygulamalı psikolojinin bir alt başlığıdır. Çok sevdiğim bir gelişim psikoloğu var Türkiye'de. Bir profesör hanımefendi, Türkiye'nin çok büyük isimlerinden bir tanesi. Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki her eğitimci aynı zamanda bir davranış değiştirme mühendisidir. O zaman şu an burada bulunan bütün öğretmenlerin birer davranış değiştirme mühendisi kıymetli hocalarım. Madem bizler mühendisiz ve çocukların davranışlarını değiştiriyoruz, duygularına ulaşıyoruz, düşüncelerine ulaşıyoruz. Böyle bir misyonumuz var, pozisyonumuz var. Bütün mühendislik fakültelerinde malzeme mühendisliği diye bir ders olur. Mesela inşaat mühendisini düşün. Demiri bilmeyen, briketi bilmeyen, yutongu bilmeyen, tuğlayı bilmeyen bir inşaat mühendisi olmaz. Bu malzemenin özelliklerini bilmeyen bir mühendis olmaz. Peki bizler de mühendissek, bizim malzememiz ne kıymetli hocalarım? Bizim malzememiz ise insan ya da çocuk. Dolayısıyla bizlerin de çocukları tanımaya ihtiyacı var. Üstelik de onları yaşa bağlı olarak tanımlamak zorundayız. Çünkü her çocuğun yaşa bağlı olarak kapasitesi öğrenebileceği şeyler değişiyor. Mesela şu anda burada okul öncesi öğretmenim varsa, çocuklar ana sınıfında yani 6 yaşından önceki dönemlerde rasyonel sayma yapamazlar. Sadece ritmik saymayı yapabilirler. Ne demeye çalışıyorum? Okul öncesinde ezberden sayarlar. Gerçek anlamda sayıların değerini bilerek sayma yapmazlar. Bunu nereden biliyorum? Hocam ben bunu gelişim psikolojisinden biliyorum. Çünkü bizim malzeme mühendisliği dersimizde gelişim psikolojisidir. Biz bu dersin içerisinde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan farklılaşmaları inceleriz çocuklar içerisinde. Ve bu farklılaşmalar kısım kısım incelenir, değil mi? Mesela az önce matematikten bahsettim. Bilişsel gelişimin parçasıdır. Ya da diyelim ki çocuğa sen iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorsun. Çocuğun kapasitesi yani burada bilmek zorundasın, çocuğu tanımak zorundasın kıymetli hocam. Bedensel gelişim özelliklerini bilmek zorundasın. Çünkü ben biliyorum ki çocuklar 6 yaşına gelmeden ortalama iki tekerlekli bisiklet süremezler. Nereden biliyorum? Bedensel gelişimden biliyorum. Peki çocuğumuz, öğrencilerimiz ya da evlatlarımız daha atılgan olsun ister miyiz? Daha aktif, girişken insanlar olsun ister miyiz? Ya da bazen çok ağır suçluluk duygularımız oluyor, değil mi? Kendimize güvenmediğimiz bir sürü nokta oluyor. Hocam kişilik gelişiminden bahsediyorum. Kişiliğin nasıl oluştuğunu kişilik gelişimi içerisinde inceleriz. Ve buna bağlı olarak sosyal gelişim ve duygusal gelişimden bahsedebiliriz. O zaman şöyle toparlayalım söylediklerimizi. Bizim çocuğu tanıdığımız, özelliklerini tanıdığımız, üstelik de bunu yaşa bağlı olarak değerlendirdiğimiz dersin ismi gelişim psikolojisi. Yani bizim malzeme mühendisliği dersimiz.
İnşaat mühendisi örneğini vermiştik. Peki çocuğu tanımak yeterli mi? Yani malzemeyi tanımak yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Bir de inşaatın nasıl oluşturulduğunu bilmek gerekiyor. Peki biz öğretmenler neyi inşa ediyoruz hocam? Bizler de öğrenmeyi inşa ediyoruz. O yüzden bizim inşaat dersimiz ya da inşa dersimiz ise öğrenme psikolojisidir. Yani bir, çocukları tanıyoruz gelişim psikolojisi içerisinde. İki, nasıl öğretebileceğimizi ise öğrenme psikolojisi kapsamında değerlendiriyoruz. Hocam öğrenme psikolojisi dersi öğrenme nasıl gerçekleşir sorusuyla ilgilenir. Ve bunun için de tabii ki kişisel fikrimiz önemli değil. Öğrenme kuramlarından bahseder, değil mi? Davranışçı öğrenme kuramları var, bilişsel öğrenme kuramları var ya da her ikisini sentezleyen hem davranışçı hem bilişsel olan öğrenme kuramları var. Peki, iyi misiniz değerli mühendislerim? Davranış değiştirme mühendislerim, iyisiniz değil mi? İyiyseniz artırlayabilirsiniz bu arada. Yani uzun uzun yazmanıza gerek yok, artı yazmanız yeterli. Oo bak, Kübra Hocam her zamanki gibi bol artılı. Gül Hocam yarım artı vermiş. Gül Hocam böyle az puan vermiş, değil mi? Sözlüde böyle yarım artı veren hocalar vardır, değil mi? Hadi devam edelim. Şu sayfaya gidelim hocam. Bugün gelişimin temel kavramlarından bahsedeceğiz. Evet, gelişimin temel kavramları neler? Gelişimin temel kavramları. Hocam, şunlar. Büyüme, olgunlaşma, hazır bulmuşluk, öğrenme, gelişim ve değişim kavramları var. Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Gelişim psikolojisinin en başlangıç noktası, temel kavramlar noktasından şöyle bir sohbet edeceğiz diyelim. Arkadaşlar, şurayı kaçırmayın. Az önce dedik ki aslında bizim dersimizin ismi gelişim ve öğrenme iki farklı ders değildir. Eğitim psikolojisi denilen bir başlığın iki alt başlığıdır dedik. O zaman gelişimin bütün kavramları öğrenmeye gider. Biz çocukların gelişimini niçin inceliyoruz öğretmenler olarak? Niçin takip ediyoruz? Acaba çocuğu neyi öğretebilirim? Çocuğun kapasitesi bunu öğrenmeye uygun mu değil mi, değil mi? O zaman gelişimin bütün kavramları da hocam en nihayetinde nereye gidecek? Öğrenmeye gidecek. Şimdi birinci temel kavramımız gelişim psikolojisi ile ilgili büyüme. Büyüme nedir? Organizmada meydana gelen fiziksel artışlardır. Fiziksel artışlar derken neyi kastediyorum kıymetli arkadaşlarım? Boy, kilo, hacim. Bunu kastediyorum. Öğrenmek için değil mi? Yani bu temel kavramlar öğrenmeye gidiyordu ya. O zaman öğrenmenin birinci ön koşulu büyümektir hocam. Büyümeden öğrenme gerçekleşmez. Önce bir büyümek gerekiyor değil mi? Şurada bir minnağım var. Bu minnak kızın ismi ben öyle koydum hocam. Uyduruyorum. Gerçek ismi nedir bilmiyorum ama Zeynep diyorum. Bu ismi çok seviyorum çünkü. Bu minnağın ismi Zeynep. Diyelim ki biz Zeynep'e yazı yazmayı öğreteceğiz. Hocam yazı yazmayı öğrenmenin ilk koşulu parmaklarının olmasıdır. Uzamasıdır. Belli bir uzunluğa gelmesidir. Parmaklar belli bir uzunluğa gelmeden kalem tutmayı, yazı yazmayı öğrenemeyecektir Zeynep. Ya da çocuğun bisiklet sürebilmesi için ayaklarının pedala yetişmesi gerekir, değil mi? Öncelikle o ayakların uzaması gerekir. O yüzden boy, kilo, hacim buralarda meydana gelen değişimlere ben öncelikle büyüme diyeceğim. Peki büyümüş olmak yazı yazmayı öğrenmek için yeterli midir tek başına? Değil tabii ki. Şimdi parmakları uzadı tamam ama parmakların kalemi de dik tutabilecek kadar güçlenmesi gerekmiyor mu? O zaman başka bir kavrama daha ihtiyaç duyacağım kıymetli arkadaşlar. Neye ihtiyaç duyacağım? Olgunlaşmaya ihtiyaç duyacağım. Şimdi şöyle düşünün. İki tane karpuz aldım. Beşer kilogramlık iki karpuz olsun. Hocam şunu diyebilirsin. Bu iki karpuzun da büyüklükleri aynı diyebilirsin. Çünkü kilogram dediğimde, ağırlık dediğimde büyüme geliyor aklımıza. Peki bu iki karpuzun da tadı aynı olmak zorunda mı? Belki bir tanesi olgundur, belki bir tanesi değildir. Dolayısıyla büyüme her zaman beraberinde olgunlaşmayı getirmez. Yani yeterince büyük ama deyip de olgunlaştığını varsayamayız. Olgunlaşma ayrıca gelişir büyümeden sonra. Peki nedir olgunlaşma? Hocam olgunlaşma organizmanın tamamının ya da bir organın kendisinden beklenen bir işi yapabilecek seviyeye, güce erişmesidir. Yani ebilmek, yapabilmek, bunu yapabilecek kadar güçlüsün. O zaman ne olması gerekiyor Zeynep'in? Hocam parmakları uzadı, büyüdü ama kalemi dik tutabilecek kadar güçlü de olması gerekiyor. Peki katılır mısın bilmiyorum ama derse istersen biraz soru cevap yapalım katılırsan.
Olgunlaşma için o zaman iki tane sisteme ihtiyacım var. İpucu vereyim, dolaşım sistemi gibi. Vücuttaki iki tane sistem aktif. Sence hangi sistemler? Yani kalemi dik tutabilmek için, bu güce erişmek için hangi iki sistemin gelişmesi gerekiyor diye sorsam. Var mı fikrin? Katılmak ister misin? Yazmak ister misin? Kalemi dik tutabilecek kadar güçlenecek. Parmaklar uzadı. Kalemi daha sonra kavrayacak, tutacak. Ha, güzel. Kübra hocam, Gül hocam harikasınız. Motor sistem dedik. Kas yani motor sistem, hareket sistem. O zaman şuraya yazdım. Birincisini yakaladık. Motor sistem. Yani olgunlaşma öncelikle motor sistemde meydana gelen değişimlerle ilgili. Peki motor sistemin yanı sıra bir sisteme daha ihtiyacım var. Kasları kontrol eden merkez neresi? Beyin, değil mi? Peki beyin hangi sistemin parçası? Sinir sisteminin parçası. O zaman hocam parmakların uzaması yetmez. Kasların da gelişmesi gerekir. O kasları yönetecek sinir sisteminin de gelişmesi gerekir, değil mi? Olgunlaşma dediğim öncelikle iki sisteme meydana gelen değişimlerle ilgilidir. Bir, kaslar yani motor sistem, hareket sistemi diyebiliriz. İki, beynin içerisinde bulunduğu başlık sinir sisteminin gelişmesi gerekir. Şimdi KPSS'de bir sınav sorusu şöyle bir ifadede bulunmuştu. Diyor ki ifade kıymetli hocam, olgunlaşma gizil güçlerin etkisiyle kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir. Gizil güçler derken ne anlıyorsun? Böyle bir paragraf var soruda. Var mı bir fikrin? Gizil güç dediğin ne? Gizil güçten kastettiği şey ne? Şöyle biraz bekleyeyim, belki yazmak istersin. Gizil güçlerin etkisiyle ortaya çıkıyormuş olgunlaşma. Gizil güç dediği ne? Kıymetli arkadaşlar, Kübra hocam artıladım. Biyolojik gelişim diyebiliriz ama Kübra hocam onun kuzeni bir kavram daha var, değil mi? Kalıtım. Biyolojik ifadeyi de kabul ediyorum. Biyolojik gelişim ifadesini de kabul ediyorum. O da doğrudur. Hocam gizil güçler dediği bizim hikayemiz içerisinde kalıtımdır aslında. O zaman olgunlaşma gizil güçlerin etkisiyle yani kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar. Bu yüzden de biyolojik bir süreçtir. Kübra hocam sizin dediğiniz de doğru zaten. Bunu da buraya ekledim. Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Arzu edersen bunu söylersin. Arzu edersen de kalıtım tarafından yönetilir. Arkadaşlar olgunlaşma çevreden bağımsızdır. Ama çevre derken neyi kastettiğimi söyleyeyim. Hemen şuraya yazıyorum. Kıymetli arkadaşlar, olgunlaşma çevre yaşantılarından bağımsızdır. Bunlar biraz makyajlı kavramlar. Bunu biraz daha basitleştirelim. Çevre yaşantıları dediğine, çevre yaşantıları derken kastettiğine, hocam çevre yaşantılarından kastedilen şey öğrenmedir. O zaman cümlemi tekrar kuruyorum. Olgunlaşma çevreden bağımsız gerçekleşen bir süreçtir. Çevre derken neyi kastediyorum? Çevre yaşantılarını kastediyorum. Çevre yaşantısının daha Türkçesine öğrenme. O zaman cümleyi toparla. Olgunlaşma öğrenmeden bağımsızdır. Bak, öğrenme daha sonra gerçekleşecek. Zaten olgunlaşma öğrenmenin ön koşulu. Bir örnek verelim buna. Olgunlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesi ergenliktir mesela. Ergenlik bir olgunlaşma süreci. Hocam ergenleşmeyi bize kim öğretti? Yani ergenleşmek için, ergenliğe girmek için testosteron ve östrojen salgılamak gerekiyor. Bunu biz öğreniyor muyuz? Yoksa biyolojimiz, kalıtım bunu kendiliğinden mi gerçekleşiyor? Tabii ki kimse hormon salgılamayı öğrenemeyeceğine göre bu kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir. O zaman toparlayalım şu olgunlaşmayı. Olgunlaşma, öğrenmeye doğru gidiyoruz. Bir işi yapabilmek adına organizmanın tamamının yani tüm bedenin ya da bir organın, el olabilir, göz olabilir, kendisinden beklenen bir görevi yerine getirebilecek düzeye erişmesidir. Yani beceri düzeyine erişmesidir. Peki hangi sistemlerde meydana geliyormuş öncelikle? İki sistem gelir aklımıza olgunlaşma deyince. Bir, motor sistem yani kaslar ve hareket becerilerimiz. İki, onu yöneten beyin yani sinir sistemi gelir aklıma. Olgunlaşmada baskın olan kalıtım mıdır, çevre midir dersen tabii ki kalıtımdır. Üstelik de olgunlaşma çevre yaşantılarından bağımsızdır. Ama küçük bir pencere açalım şuraya, bir nüansım var. Hocam öğrenmeden bağımsız ama çevre koşullarından bağımsız değil. Çevre koşulları dediğim hocam yemek, su, sıcaklık.
Yani öğrenme değil bunlar. Çevre derken kastettiğim şey budur. Tabii ki olgunlaşma çevre koşullarından etkileniyor. Yani ortamda yemek var mı yok mu, hava sıcak mı soğuk mu bunlardan etkileniyor. Yani birey sonuçta yemek yiyemediği zaman gelişemeyecektir. Ya da ölen bir insanın olgunlaşmasından bahsedemeyeceğimize göre olgunlaşma çevre koşullarıyla ilişkilidir. Ondan etkilenir. Ama çevre yaşantılarından tekrar hatırla. Çevre yaşantıları derken hoca neyi kastediyor? Öğrenmeyi kastediyor. O zaman olgunlaşma bu yönüyle çevreden bağımsız, kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir. Tamam. Tekrar minnağımıza dönelim Zeynep Hanım. Zeynep Hanım yazı yazmayı öğrenecek. Parmakları uzadı. Büyüdü. Kalemi dik tutabilecek kadar güçlendi. Olgunlaştı. Peki. Zeynep Hanım artık yazı yazabilir mi? Hayır, yazmayı öğrenemeyebilir. Neden? İstemiyor. Yazı yazmayı istemiyor, öğrenmek istemiyor. Demek ki sadece büyümek ve olgunlaşmak bir şeyi öğrenmek için yeterli değil. Son bir kavrama daha ihtiyacım var. Büyüdün öğrenmek için, olgunlaştın, bir de hazır bulmuşluktan bahsedeceğim. Şimdi 20 tane hocam var görünüyor. Bakayım sorayım hocalarıma. Üniversitede bazı kavramlar görüyoruz. Üstelik de bunları sıklıkla kullanıyoruz. Acaba gerçekten bunları tam anlamıyla biliyor muyuz? Hemen şuraya bir şey sorayım hocam. Güdü, istek, motivasyon. Üç tane kavramdan bahsediyorum. Hocam bunlar farklı şeyler midir? Aynı şeyler midir? Güdü, istek, motivasyon. Farklı şeylerse farkı nedir? Düşünmen için biraz zaman vereyim. Yazabilirsin bu arada. Biliyorsan yaz. Güdü, istek, motivasyon. Bu ne? Bunlar farklı şeyler mi? Aynı şeyler mi? Farklı şeylerse bunların farkı ne? Motivasyon ne demek mesela? Öğrencilerin motivasyon seviyesi çok düşüktü. Neyi kastediyorsun? Öğrencileri güdüledim. Yani güdülemek ne demek? Yani ne yaptın güdüledim derken? Nedir bunların ortak ve farklı noktası? Var mı fikrin? Üniversitede o kadar gördük bunları. Evet Hümeyr hocam, doğru diyorsunuz. Tamam Kübra hocam. Peki motivasyon ne? Hümeyr hocam, istek de içeriden ve dışarıdan olabilir. Aynı şeyler mi, farklı şeyler mi yani? Özlem hocam, ne dersiniz? Güdü, istek, motivasyon. Aman hoca, akşamın bu saatinde de bizi çok yarma mı? Öyle diyor olabilirsiniz değil mi şu anda? Peki tamam, yormayacağım çok. Hocam söyleyeyim. Aynı kapıya çıksın hocam, doğrudan çıksın. Hocalarım, güdü, istek, motivasyon tamamen aynı kavramlardır. Arasında hiçbir fark yoktur. Olur da şüphelenen olursa, ya hoca da biliyor gibi ama emin olamadım diyorsan, hocam TDK'nın Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne motivasyon yazarsan altında güdülendirme ve isteklendirme kavramı çıkar. O zaman şöyle, hocam motivasyonu düşüktü derken öğrencilerin isteksizlerdi diye kastediyorsun, tamam mı? Ya öğrencileri güdüledim dersen öğrenmeye karşı istekli hale getirdim, bunu kastediyorsun. Bir paragraf okurken hocam motivasyon kelimesini görünce, güdü kelimesini görünce çöp at, yerine istek kelimesini kullan, daha Türkçe olur, daha anlaşılır olur. İşte çocukların güdüleri çok düşüktü. Yani öğrenmeye karşı isteksizlerdi. Ya bir güdüledim, ya o kadar istekli hale getirdim ki diye demek istiyorsun. O zaman hocam büyümek yeterli değil, olgunlaşmak yeterli değil. Güdü ve motivasyon yazmayacağım. Bir, Minnan Zeynep'in yazı yazmayı istemesi lazım. Hazır bulmuşluk için, yani öğrenmeye hazır hale gelmek, bunu kastediyorum. Şart koşullardan bir tanesi istekli olmaktır. İsteği yazdığım. Bazen istekli olmak da yetmez. Mesela bu akşam bu derse geldim. Buradaki herkes belli bir yaşta olduğu için büyüme ve olgunlaşma ile ilgili problemimiz yok. Ve burada olduğumuza göre istekle ilgili de problemimiz yok. Peki şunu sorayım hocam, sağlığınız nasıl? Yani sadece istekli olmak da yetmiyor. Yorgunsan, hastaysan, açsan, uykusuzsan yine öğrenme ile ilgili bir eksiklik yaşıyorsun. Yeterince hazır değilsin demektir bunların olması. Peki hatta sizle şöyle bir şey yapalım. Hocam fizyolojik olarak, sağlık olarak öğrenmeye ne kadar açıksınız? Zinde misiniz, gümbür gümbür müsünüz, yoksa çok yorgun musunuz, hasta mısınız, halsiz misiniz? Buna bir puan verelim. Hocam en yorgun olduğunuz haliniz 1, zinde gümbür gümbür olduğunuz haliniz 10. 1 ile 10 arasında puan verir misiniz bana?
Ne durumdasınız? Bak Gül hocam orta düzeyde. 5 puan. Kübra hocam 5 puan. Oo grup göçmüş hocam orta düzey olur mu? Sizler gençsiniz, dinamiksiniz. 5 neymiş öyle? Ha bak Özlem hocam istediğim şeylerle geliyor. Hazal hocam 6 idare eder ama biraz yukarıya çıkartalım. Menevşe hocam hoş geldiniz. Merhabalar. 6 puan sanki biraz şey düşük gibi. Sizi görmek de çok güzel. Ama fizyolojik olarak değerlendirin Kübra hocam. Psikolojik olarak değerlendirmeyin. Ha bak Mehmet Emin Işık hocam 8 puan verdiler. Neslihan hocam çok kötü 2 puan. Neslihan hocam yorgunluktan ya da hastalıktan bitmiş değil mi? Gülşen hocam bak 4 puan verdi. Ortanın 1.6. Hocam şu an neyinize bakıyorum aslında? Hazır bulmuşluk seviyenize bakıyorum. Yani bu dersi şu an bir dersteyiz değil mi? Yani bu da bir öğrenme süreci. Bu öğrenme sürecinde sağlığınız da bir öğretmen için ya da sizler için önemli değil mi? Kübra hocam fizyolojik için tamam. İşte istediğim bu. Bana bunlarla gelin hocam. O zaman şuraya yazalım hocam. İstekli olmak da yetmiyor farkındasınız değil mi? Sağlık bizim için önemli. Sağlığın yanı sıra fizyolojik durum da önemli. Şimdi hocam bir hocam mülakattan bahsetti değil mi? Bir hocam sınavla ilgili kaygılarından bahsetti. O zaman şöyle diyebilirim. Bak istek önemli hazır hale gelmek için. Sağlık önemli, fizyolojik durum önemli. Psikolojik durum da önemli değil mi? Yani zihinsel olarak senin hangi konumda bulunduğun, kaygı düzeyin bir araştırma yapılıyor kıymetli arkadaşlar. Sınav öncesinde öğrencilere bir kaygı ölçeği uygulanıyor. Bu ölçeğin bir benzeri hastanede ameliyat öncesi hastalara uygulanıyor. Ve tahmin edin hangi ölçekteki kaygı düzeyi daha yüksek çıkıyor? Hocam sınav öncesi kaygı. Yani o zaman ne kadar korkmuş değil mi? Yani sınavdan önceki kaygı ameliyat öncesindeki hastanın kaygısından daha yüksek. Orada bak canın söz konusu ama sınavda da hayatın söz konusu. Dolayısıyla kaygı da aslında öğrenmeye hazır olmakla ilgili yani psikolojik durum da bizim için önemli. Sağlık, fizyolojik durum, şuraya psikolojik durum diyebilirim. Bir dersi ya da hocasını sevmek de önemlidir. O zaman şuraya tutum yazalım mı? Tutum. Dersi seviyor olabilirsin. Vardır sınavda KPSS'de. En sevdiğin dersi yazar mısın? Eğitim bilimleri olabilir. Genel yetenek, genel kültür olabilir. ÖABT olabilir. Sınava hazırlanırken çalışmaktan en keyif aldığın dersi yazabilir misin? Hangi dersi çok seviyorsun? Hocam ben bu dersi çalışmaya bayılıyorum. Canan hocam tarih dedi. Hümeyra hocam coğrafya dedi. Eğitimden hiçbir ders yok mu yani şimdi? Mesela ölçmeyi seven yok mu? Matematik seven yok mu içimizde? O Menevşe hocam. Tamam erken çocuklukta gelişim. Ha Gülşen hocam matematik dedi. Gülşen hocam branşınız ne? Sayın hocam. Branşımız ne hocam? Matematik mi yoksa? Bak matematik de olabilir. Ölçme. Neslihan hocam evet ölçme güzel. Kübra hocam ölçme hariç mi? Okul öncesi güzel. Mehmet Emin hocam öğrenme dersi değil mi? Hocalarım gördüğünüz gibi bir dersi seviyorsanız ya da o dersi anlatan hocayı seviyorsanız doktora yapacağız değil mi Menevşe hocam? Dersi seviyorsanız öğrenmeyle ilgili potansiyeliniz de artıyor. Yani neyi arttırmış oluyoruz? Potansiyel dediğim şey hazır bulmuşluk. Hocam o zaman tutum, ilgi bunlar da önemli. Demek ki öğrenmeyi hazır hale gelmek için büyümek, olgunlaşmak yeterli değil. Hazır hale gelmek için başka koşullarım var. Bir, kişinin öğrenmeyi istemesi gerekiyor. İki, kişinin sağlığının ya da fizyolojik durumunun yani açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi durumlar etkiliyor öğrenmeyi. Bunların uygun olması gerekiyor. Üç, psikolojik durumunun uygun olması gerekiyor öğrenmekle ilgili değil mi? Yani ruhsal halinin en azından belli bir düzeyde olması gerekiyor. Kaygının orta düzeyde olması gerekiyor. Aynı zamanda öğreneceği şeyi sevmesi gerekiyor. İlgi alanları içerisinde olması gerekiyor. Bir şey daha ekleyeceğim hocam hazır bulmuşluğa. Son bir şey daha ekleyeceğim. Arkadaşlar ben 20. yılım bu dersi anlatırken ve sınıflarda bazen bazı arkadaşlar diyorlar ki ya hocam çok yavaş gitmiyor muyuz? Yani bu sınava kadar yetişecek mi bu hızla? Bazı arkadaşlar da diyorlar ki aynı sınıf hocam. Hocam çok hızlı gitmiyor muyuz? Şimdi ben aslında aynı hızda anlatıyorum ve yıllardır aynı hızda anlatıyorum. Farkı oluşturan ne? Hocam farkı oluşturan altyapıları. Bir arkadaşım dersi daha önceden çalışmış, biliyor. Bildiği için ona hızım yavaş geliyor. Ama diğer arkadaşım da yeni öğreniyor.
Muhtemelen ben bir şeyi anlatıp diğerine geçtiğimde arkadaş daha onu hazmetmeden ben diğer başlığa geçmiş oluyorum. Ona çok hızlı geliyor. O zaman ön bilgilerimiz arasındaki farklılık da bizim için öğrenmede önemlidir. Buraya ön bilgi de ekledim. Ön bilgiler. Yani ön bilgi derken neyi kastediyorum hocam? Geçmiş yaşantıları, eski yaşantıları kastediyorum. Eski yaşantılar. Rakamları bilmeyen çocuğa topluma çıkarmayı öğretemezsin. O zaman rakamlar o çocuğun ön bilgisidir. Önce onlara sahip olacak ki, rakamları öğrenecek ki, sayıları öğrenecek ki ben topluma çıkarmayı öğretebileyim. Yani altyapısından bahsediyoruz. Şimdi artık demek ki şuradaki minnak hala ismi Zeynep öğrenmeye hazır. Parmakları uzadı, büyüdü. Kalemi dik tutabilecek kadar güçlendi, olgunlaştı. Yaz yazmaya istekli, hazır bulmuştuk. Hocam sağlığı yerinde, aç değil, uykusuz değil, hasta değil, hazır bulmuştuk. Hocam dersi seviyor, tutum ilgisi yani yaz yazmaktan hoşlanıyor, hazır bulmuştuk. Daha öncesinde ana sınıfına gitmiş, kalemi bir parça dik tutabilmekle ilgili, çizmekle ilgili çalışmalar yapmış değil mi ana sınıfında? O zaman hatta erken okul yazarlık değil mi? Ne bir şey hocam? Erken okurluk yazarlık diye bir ders geldi artık okul öncesine. Erken okur yazarlık. Doğru söyleyeyim dersiniz mi? Eğer bunlar da varsa kişi artık öğrenmeye hazır demektir. Peki sınavda sorular nasıl geliyor? Kalıplarımız nasıl? Hocam önce olgunlaşma kalıplarından bahsedeyim. Olgunlaşma kalıpları hatta büyümeden bahsedeyim. Mesela büyüme kalıpları şöyle. Hanımefendinin bir tanesi bir çocuğa kıyafet alacakmış, mağazaya gitmiş. Yaşını söylemiş, beden ölçüsünü söylemiş, uygun kıyafeti vermişler. Götürmüş çocuğa tam gelmiş. Beden ölçüsü diyor. Hocam neyden bahsediyor? Bak bu büyüme. Beden ölçüsü, boy, kilo, hacim, büyüme. Peki olgunlaşma soruları nasıl? Kalıp hep aynıdır hocam. Yani yıllar boyunca bu onlarca kere böyle gelmiştir. Kalıbı şu. Çocuk bir yaştayken dener bir şey yapamaz. Bak olgunlaşmadan bahsediyorum. Aradan 3 ay geçer, 5 ay geçer, 2 yıl geçer, birden yapmaya başlar. Olgunlaşma demek ki önceden yapamadığında yeterince olgunlaşmamış. Belli bir ay sonra, belli bir yaş sonra o olgunlaşma seviyesine gelince yapabilir hale gelmiş. Hatta bir de şunu eklerler. İşte annesi Mithat Can'a gömleğinin düğmelerini iliklemeyi öğretmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Yani diyor ki öğrenmede problem yok. Annesi uğraşıyor. Ama Mithat Can, Bıdır Can bir türlü gömleğinin düğmelerini ilikleyemez. Annesi öğretmeye çalışıyor ama neyimiz eksik? Olgunlaşmamız eksik. Tamam mı hocam? Olgunlaşma sen ne kadar uğraşırsan uğraş yapamaz kalıbıyla gelir karşımıza. Ama 3 ay sonra yapabilir, 2 yaş sonra yapabilir, 1 yaş sonra yapabilir. Yani o güce, o yeterliliğe erişir. Hatta arzu edersen şuraya yaz hocam. Olgunlaşma neyle beraber gelir? Yaşla beraber gelir. Zamanla beraber gelir. Yani uygun yaşa gelmeden olgunlaşma olmaz. Şeyin olgunlaşması da öyledir. Az önce bitkilerden, sebzelerden, meyvelerden örnek verdik. Mesela elma ağacına çok gübre verirsen elma bir saatte olgunlaşmaz. Yani zamanın geçmesi gerekiyor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Tamam sen koşulları sağlayacaksın. Koşulları sağladıktan sonra zamanı da bekleyeceksin. Tamam toprağı çapaladın, işte gübresini verdin, suyunu verdin ama bir anda bir saat içerisinde elma olgunlaşmaz. Onun için gereken bir zaman var. Aynı zamanda bu insan için de geçerli. İnsanın bir işi yapabilecek seviyeye gelmesi için de yaşın geçmesi gerekiyor. Öğrenme ile ilgili temel kavramlarımız şimdilik bunlardı. Büyüme, olgunlaşma hazır bulmuştuk. Artık Zeynep yazı yazmayı öğrenebilir. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyseniz artılayabilirsiniz. Bakalım kaç artılısınız? Az artılı mı, çok artılı mı? Her şey yolunda değil mi? Oo bak Kübra hocam çok artılı. Gün hocam çok artılı. Tek artılı bir hocam vardı. Mühür hocam yine iki artıya fitiz. Bizde niye? Az önce bir hocam bir artı vermişti. Hah, bak Mehmet Emin hocam. Evet ya Mehmet Emin hocam bak çok artılı. Öğrenmeyi de seviyor. Ben Mehmet hocamı tuttum vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Bol artı. En çok artıyı ondan aldım. Neslihan hocam süperiz değil mi? Hadi devam edelim o zaman. Şimdi arkadaşlar. Öğrenme psikolojisinin konusu ya ama nezaketen bir tanımlayıp geçelim değil mi? Bir tanım yapalım. Orada işleyeceğiz. Öğrenme psikolojisinde işleyeceğiz. Şimdiki dersimiz gelişim psikolojisi ama yine de söyleyelim. Öğrenmenin tanımı şudur. Kişinin yaşantısı sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli
değişikliklerdir. Yani nispeten derken şunu söylüyor. Bir anda olup biten şeyleri öğrenme olarak adlandırmazsın. Bizim dersimiz için de öyle. Mesela bu dersi dinledin, anladın. Bak, anlamakla öğrenmek farklı şeyler. Anladın ama sınava gittiğinde hatırlayamıyorsan, yapamıyorsan öğrenmemişsin demektir, değil mi? Öyle değerlendireceğiz. O zaman hocam öğrenme anladığın şeylerin sende kalıcı hale gelmesini ifade eder. En azından bir miktar. Hani sonsuza kadar sürmesin ama pat diye de aklından çıkıp gitmesin canım, onu öğrenme diyemem. Davranışların neye sonucunda değişiyor? Yaşantın sonucunda değişiyor. Hocam bir de çok ilkel bir tanım yapacağım. Burayı da kaçırmayın. Davranış değişikliği dersem öğrenme, İstendik davranış değişikliği dersem eğitimin tanımıdır. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Yeni başlayanlar olabilir. Öğrenme deyince aklına davranış değişikliği gelsin. Başına istendik kelimesini eklersen eğitimin tanımı gelsin. Öğrenme davranış değişikliğidir. İstendik davranış değişikliği ise eğitimin tanımıdır. Peki, sunumu temizleyeyim. Şu diğer kavramlarımızı da mümkün mertebe bitirelim. Arkadaşlar, bu büyüme, olgunlaşma ve öğrenme ile devam eden sürece gelişim denir. Arkadaşlar, gelişim bir süreçtir. Biliyorsunuz süreç demek arka arkaya gerçekleşen olaylar dizisi demek. Bakın, büyüme, olgunlaşma, hazır hale gelip öğrenme arka arkaya gerçekleşen olaylar dizisi ya. İşte bu olaylar dizisinin hepsinin ortak ismi gelişimdir. Yani arzu edersen sen bunun dışına bir tane daha çember çizebilirsin. Hepsini kapsayan gelişimdir diyebilirsin. Ben çember çizmek yerine okla gösterdim. Büyüdü, olgunlaştı. Hazır hale geldi Zeynep ve en son birisi öğretmeni, annesi yazı yazmayı öğretti. Bu hikayenin tamamı gelişimdir. Hocam bu sürecin sonunda ortaya da bir ürün çıkar. Bu ürüne ise gelişme denir. Gelişim bir süreçtir, gelişme bir üründür. Farkı sana şöyle anlatabilirim. Bir doktoru düşünelim. İlkokuldan başlayarak ortaokulu, lisesi, üniversitesi, uzmanlığı, bu hikayenin tamamını anlatıyorsam süreci anlatıyorum. Hocam bu gelişimdir. Yani kişinin doktor olma sürecini anlatıyorum. Bunun sonucunda kişinin artık muayene ediyor olması, reçete yazması ise bunun sonunda ortaya çıkan bir üründür. Hikayenin sonunda ortaya çıkan ürüne ise gelişme derim. Yani hikayenin sonunda Zeynep'in yazı yazması bir gelişmedir hocam. Okuması bir gelişmedir. Tamam. Hikayenin sonundan bahsediyoruz. Gelişme hikayenin sonudur. Son iki kavramdan bahsedeceğim değerli öğretmenlerim. Şimdi günlük hayatta negatif durumlar için gelişim ifadesini kullanabiliyorsun. Günlük hayatta sorun yok. Mesela ne oluyor? İşte televizyonda bir olumsuz durum gerçekleşmiş olsun, bir kaza gerçekleşmiş olsun. Şu ifadeyi görebilirsin. Son dakika gelişmesi. Son dakikada yeni bir gelişme oldu. Değil mi? Bunu görebilirsin. Ama benim dersim için, bu ders için bunu söyleyemiyorsun hocam. Negatif durumlar için gelişim ifadesi kullanılmıyor. Bu derste biraz farklı kullanılıyor bu ifade. Mesela hangi negatif durumlar için? Kameradan görüyorsun. Mesela saçların dökülmesi bir gelişim değildir hocam. İnsanlar yaşlandığında dişlerin dökülmesi, tenin kırışması bunlar bir gelişim değildir. Yaşlılığa bağlı şeyleri gelişim kapsamında değerlendiremezsin. Bunlar artık negatif. İlerlemeyi ifade etmiyor, gerilemeyi ifade ediyor. Ya da işte kişide kanser sonucu bir tümör büyüdü. Hocam bu gelişimsel bir büyüme değildir. Ya da kişi çok fazla yemek yedi, artık böyle obezlik derecesinde kilo aldı. Bu gelişimsel bir büyüme değildir. Negatif durumlar bu dersin kapsamında değerlendirilmez. O yüzden gelişim ifadesi sadece ilerlemeyi ifade eden pozitif farklılaşmalar için kullanılır. Ama insan hayatında negatif durumlar da oluyor, değil mi? İşte onlar için değişim ifadesini kullanıyorsun. Az önce söyledim. Tümör çıktı ya da işte efendime söyleyeyim saçların dökülmesi, dişlerin dökülmesi artık gözlerinin ilerleyen yaşlarda yakını ve uzağı görememesi değişim kapsamında değerlendirilir. Gelişim kapsamında değerlendirilmez. Değişim her ikisi için de kullanılıyor. Yani hayatımızda meydana gelen pozitif farklılaşmalar için de değişim diyorsun. Negatif durumlar, farklılaşmalar için de değişim diyorsun. Ama gelişimi sadece pozitifler için söyleyebilirsin. Bir de bunun bir tekerlemesi var. Gelin beraber söyleyelim. Sunuya dikkat eder misiniz? Arkadaşlar, her gelişim aynı zamanda bir değişimdir. Ama her değişim bir gelişim değildir. Çünkü negatif yönlü değişimlere gelişim diyemiyorum. Değişim
hem negatif hem pozitif farklılaşmaları kapsar. Peki bir merhaba dersiydi diyelim. Yaklaşık evet 42 dakikada olmuş. Süremizi doldurduk. İyi ki geldiniz kıymetli hocalarım. Tabii bu uzaktan eğitimin şöyle bir handikapı oluşuyor. Şöyle bir dezavantajı oluşuyor. Şimdi mevcut devam ettiğimiz gruplar var. İşte haftalarca ders işliyoruz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Ve dolayısıyla hani onlar beni tanıyorlar ama ben onları tanımıyorum. Buna çok üzülürüm. Uzaktan eğitimde en üzüldüğüm şey budur. Yani yolda görsem ben onları tanımayacağım doğal olarak. O yüzden diyorum ki beni bir yerde görürseniz merhaba deyin olur mu? Şu an Mersin'deyim. Arada Antep'te oluyorum. Mersin'de ya da Antep'teyseniz bir yerlerden geçerken rastlaşırsak şey, hey ihtiyar falan deyin. Gel bakayım ya. Geçenlerde bir ders işlemiştik deyin. Kıymetli arkadaşlar, iyi ki buradasınız. İyi ki katıldınız derse. Teşekkür ederim bunun için. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür benden size kıymetli arkadaşlar. Görüşürüz. Başarılar hepinize sınavda.